Abla, ya bir dur, beni dinle. Gözde, boşuna nefesini tüketme, koridor uzun, nefessiz kalırsın. Abla yapma, şikayet edeceksin de ne olacak? Gözde, kes. Ya gözünü seveyim abla ya, rezil olacağım. Asıl susarsan rezil olursun, akılsız. Ya bir yolunu bulur, yırtar onlar. Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır lafını. Kim söylemiştir Gözdeciğim? Ne bileyim abla ya. Napolyon mu? Hayır. İsmet İnönü. Beni burada bekle. Sinirimi bozma. Gel. Hayat Hanım. Müdür Bey, sizinle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Şimdi değerli bir velimizle görüştüm. Gidip evini basmışsınız. Ne? Evini mi basmışım? Bu bir suç Hayat Hanım. Sırf çocuklarının öğretmeni olduğunuz için bu olayı polise intikal ettirmeyeceklerini bildirdiler. Bakın Akif Bey, size mesele nasıl anlatıldı ben bilmiyorum. Ama işin olayı, aslında... Olayı aslını bilmem ben. Beni ilgilendirmez Hayat Hanım. Ama bu yaptığınız okul yönetimini kabul edeceği bir hata değil. Hata? Evet. İşte bu yüzden üzgünüm ama sizinle artık çalışmaya devam edemeyeceğiz. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayat Hanım. Bir de okulun size tahsis ettiği evi hemen boşaltın. Ne yaptın? Verdin mi dilekçeyi? Verdim ya. Verdim. Veremedim ama müdür bana istifamı verdi. Nasıl, kovuldun mu? Gözde, git eşyalarını topla, arkadaşlarına vedalaş, gidiyoruz. Kovuldun. Kovuldun işte, ben sana demiştim. Gözde! Lafımı ikiletme. Git eşyalarını topla, arkadaşlarınla vedalaş, derhal arabaya gel. Alo. Sağ ol müdür. Sen nasılsın? Koray'ın mevzusu için rahatsız etmiştim. Evet. Ne yaptın? Hallettin mi? Tatlıya bağlandı yani. İşten mi attın? Ya sana böyle bir şey yapmanı söyleyen oldu mu? Efendim, toplantı odası hazır. Herkes sizi bekliyor. Tamam. Kapat. Arayacağım ben seni. Kapat. Nerede bir iş güzel var, beni buluyor arkadaş. İşten atmış. Bayılıyorlar milletin ekmeğiyle oynamaya. Rahatsız olmayın. Arkadaşlar çok özür dilerim. Benim acil bir işim çıktı. Gitmem gerekiyor. Siz toplantıya devam edin. Hakan bana özet geçer. Hakan sen devam et. Arabayı hazırlasınlar bana.